Merhaba sevgili dostlar, yepyeni bir macerada yine beraberiz. Bugün nereye gidiyorum? Muğla'ya gidiyorum. Muğla'da bir araba buldum. Şimdi hayırlısıyla yine yola çıktım. Muğla'ya gideceğim. Bakalım araba olursa alıp geleceğiz, olmazsa dönüp geleceğiz. Hayırlısı diyelim ve yola çıkalım. Evet arkadaşlar, şimdi İzmir'e geldim. İzmir garajdayım. Otobüsten indim ama inanılmaz bir soğuk var havada. Şu an bir çay molası verdim. Çayımı içip hemen içeriye gidiyorum. Saat 9'da otobüsüm kalkıyor. 9'a kadar bekleyeceğim yaklaşık. 20 dakika falan var. 20 dakika sonra Muğla otobüsündeyim. Evet, 24 numarada bekliyorum şu an. Otobüs 24 numaralı, perona yanaşacakmış. Diğer otobüsler geldi. Bizimki de gelmek üzere. Herhalde şimdi gelir. Ve otobüsümüz geldi. Saat 9 Muğla otobüsümüz geldi. Evet sevgili dostlar, şu an Aydın Otogar'dayım. Aydın Otogar'a geldim. Artık Muğla'ya da az bir yolumuz kaldı. Mola verdik. Buradan da artık son durak Muğla'da. Duracağız artık. Hadi bakalım. Tekrar otobüse. Saat gece 12 ve ben şu an Muğla garajına indim arkadaşlar. Muğla'dayım. Bakalım çarşıya nasıl gideceğiz. Taksiden indim, şimdi taksiyle geldim Saray Otel'e. Bakalım burada bir oda var. Evet sevgili dostlar, bu akşam otelde kalacağız. Sabahleyin çıkacağız. Ondan sonra da işimize bakacağız. Şimdilik otele geldik. Saat tam yarım arkadaşlar şu an. Otele geldim. Saray Otel. Muğla'da Saray Otel. Pazar yerinin içerisindeyim şu an. Şimdi karnım acıktı. Yemek yiyeceğim bakalım. Buradan çıkınca köfteci varmış. Bir oraya gidelim. Günaydın arkadaşlar. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Yeni bir gün. Evet, otelden ayrılıyoruz artık. Şimdi arkadaş gelecek, beni buradan alacak. Evet, otelden çıkışımızı da yaptık. Şimdi arkadaş gelecek, onu bekliyorum. Beni buradan alacak. Evet, şu an böyle pazar yeri gibi bir yerdeyiz. Bekliyoruz. Gece göstermiştim size burayı. Şimdi bir de gündüz göstereyim. Burada bir pazar yeri gibi ufak bir yer var. Güzel kuru biberler falan var. Sebze meyve falan var. Böyle bir yer. Evet, arabayı gördüm ve şu an buraya doğru geliyor. Nerede bakıyorsunuz? Evet arkadaşlar, geldik. Şimdi Mustafa kardeşim aldı beni. Şimdi bir arabaya bakalım. Bir müsait bir yerde arabalı bir inceleyelim şöyle bakalım. Thank you.
Anlaştık. Notere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Plakamızı da söktük. Plaka da değişecek. Şimdi noterden satışımızı alacağız. Plakalar değişecek. Evet, notere geldik. Hayırlısıyla satışımızı alacağız. Oradan da yavaş yavaş yola çıkarız. Evet, Mustafa kardeşimle noter satışımızı da yaptık. Şimdi plakayı değiştireceğim için şoförler odasına gidiyoruz. Şoförler odasından da yeni plakamızı alacağız. Evet, geldik. Şimdi şoförler odasına geldik. Muğla şoförler odasındayız. Plaka nasıl basılır? Abimiz şimdi bize gösteriyor. İsim neydi abi? Metin. Metin abi. Evet, Metin abimiz şimdi plaka nasıl basılır bize gösteriyor arkadaşlar. Önce kalıpları yerleştiriyor. Koydu. Kalıbı yerleştirdi. Şimdi pres. Prese giriyor. Kaç ton basıyor? 5 ton. 40 ton. Evet, 40 ton basıyormuş arkadaşlar. Pres 40 ton basıyor. Bir tanesi çıktı. Şimdi diğeri. Şu an plakalarımız boyanmaya giriyor. Mühür basıyoruz. Önce mühür, evet. Mühür basılıyor. Şimdi de boya. Evet, plakamız hazır. Diğerini de boyuyoruz şimdi. Bunu kaydedip bakayım abi. Nasıl? Bunu kaydedip bakayım abi. Tabii. Evet, plakalarımız bu şekilde hazırlanmış oldu. İşlem bu kadar. 3 dakika. Evet, teşekkür ederiz Metin abi, eline sağlık. Şimdi 2-3 dakika kurudu mu? 1 dakika kuruyoruz. Evet, 1 dakikada kuruyor. Biz 2-3 dakika veriyoruz daha iyi kurusun diye. Arabamızı aldık. Şimdi gazımızı alıyoruz. Yola çıkmaya hazırız. Yeni bir Hyundai da yollarda. Hadi bakalım hayırlısı. Fulleyelim depoyu. Yolumuza çıkalım. Muğla'dan çıkıyorum. Evet sevgili dostlar, şu an aracımı aldım. Benzinliğe geldim. Yakıtımı doldurdum. Lastiğinin havalarını kontrol ettim. Şimdi aynı zamanda kilometreyi de sıfırlayıp depoyu fullledim. Bakalım ne kadar yakacak Turgutlu'ya kadar. Şu an Muğla'dan çıkış yapıyorum. Hayırlı yolculuklar. Yolculuğumuz sorunsuz bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şu an Çin'e yolundayım. Yani Çin'e yaklaşmak üzereyim. Çin'e az kaldı. Gayet iyi. Herhangi bir sıkıntı, problem yok. Yolculuğumuz güzel bir şekilde, güvenli bir şekilde, kuralları aşmadan, kuralları çiğnemeden güvenli bir şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar bu yol motosikletle gitmek için özellikle harika bir yol. Yani çok virajlı, bol virajlı.
Asfalt çok güzel. Gerçekten hani bu yolda motorla giderken acayip keyif alıyorsunuz. Hatta benim Köyceğiz videom var. Köyceğiz videomda buraları çekmiştim ama tam bu virajlara geldiğimde kamera çekim yapmamış. Orada çok üzüldüm. Ama yani motorla, motosikletle gelecek olan arkadaşlar bu yoldan çok büyük bir keyif alacaklarına eminim. Çünkü asfalt güzel. İki gidiş geliş, arada şu beton bariyerin olması, o da güzel. Yolun bol virajlı olması çok güzel. Yani müthiş bir keyif alıyorsunuz bu yolda. Daha önce ben motorla geldiğim için oradan biliyorum. Yani mükemmel virajlar var. Her şey güzel. Doğa güzel, yol güzel. Her şey güzel. Geriye kalan da Allah kaza bela vermesin. Evet, kazasız belasız şu an Aydın'a kadar geldik. Hayırlısı bakalım. Şu an Aydın'dayız. Germenci'ye kadar geldim maşallah. Hiçbir sıkıntı yok. Yani şu Hyundai'lar arkadaşlar gerçekten güzel araba. Yani konforlu, rahat, fiyatları uygun. Bu araba mesela 1.3 olmasına rağmen 1.3 12 valt bu araba. Ona rağmen mesela bir Broadway 1.4 motor olmasına rağmen Broadway'den daha seri ve daha az yakıyor. Üstelik çok daha sağlam. Yani insanlar şu araba dururken niye Broadway'e o kadar para verirler anlamıyorum. Adam yazmış 94 model Broadway'e 14-15 milyar, 16 milyar fiyat yazmış. 95-96'lar olmuş 20-21 lira. Yani akıl alacak gibi değil. Yani ben şu araba dururken kalkıp Broadway'e o kadar para vermem. Hani inanın, hani şu arabayı şöyle düzgün temiz denk getirdiğiniz zaman kolay kolay bir masraf etmezsiniz. Parçası ucuz, parçası bol. Bir de hani 1.5 GLS'leri var. Tamam, 1.5 GLS'ler biraz daha pahalı ama hani şu kategorileri farklı. O 1.3 motor. Bu 1.3 motor karbüratörlü. O 1.5 motor GLS enjeksiyonlu. Hatta videolarımda 1.5 GLS'nin incelemesini yaptım. Onu da inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Hani bu arabayı gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar. Yani maşallah bak, yani hiç sorunsuz bir şekilde geldim. Hiç yormuyor, üzmüyor. Koltuğu rahat, konforlu. Hidrolik direksiyon değil ama hidrolik direksiyon olmamasına rağmen direksiyonu gayet hafif ve güzel. Yani alacak olan arkadaşlara tavsiye ederim. Yani Broadway alacağınıza bu arabayı alın. İnanın daha güzel. Selçuk'a geldik arkadaşlar. Buradan dönersiniz. Efes Antik Kenti ve Meryem Ana var. Aynı zamanda da Şirince'ye buradan gidiliyor. Yani Selçuk merkezden yol var. Sağa doğru döndüğünüz zaman hemen şu tepelerin olduğu yer Şirince, yaklaşık 8-10 kilometre falan. Oradan Şirince'ye gidiyorsunuz. Selçuk merkezden de aynı zamanda tekrar sola dönerseniz, yani o Meryem Ana yolundan devam ederseniz oradan da Kuşadası'na gidiyorsunuz. Yani buradan Kuşadası fazla değil, 18-20 kilometre falan. Şu an Selçuk merkezdeyiz. Görmüş olduğunuz da görünüyor mu buradan? Evet, şu an görünmüyor. Sağ tarafa da döndüğünüz zaman hemen sağ tarafta da Selçuk Kalesi var arkadaşlar. Evet, doğru gidersek İzmir'e gidiyoruz. Sola dönersek Efes Antik Kenti ve Kuşadası yolu. Sağa dönerseniz de, az ileriden sağa döndüğünüzde de orası Şirince'ye gidiyor. Selçuk merkezde biraz mola vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tabelayı da göstereyim şöyle. Şirince. Şirince. Evet arkadaşlar, artık yolculuğumuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Turgutlu'ya yaklaşmak üzereyim. Arabamızı aldık. Herhangi bir sıkıntı, problem çıkmadan sağ salim Turgutlu'ya doğru geliyorum artık. Çok az bir yolum kaldı. Kapanışı orada yaparım. Görüşürüz. Arkadaşlar, tam Turgutlu'ya varmak üzereydim ki 10 kilometre falan yolum kaldı. İleride kaza olmuş şimdi öğrendiğim kadarıyla. Hani trafik bu şekilde ilerliyor. Çok yavaş ilerliyor. Ben de mola verdim. Bağyurdu lokantasında yemek yedim. İzmir'den Ankara tarafına giden olursa buranın yemekleri çok güzel, bilginiz olsun. Hani böyle biraz basit bir yer gibi görünüyor ama yemekleri güzel. Tavsiye ederim. Trafiğin hali bu şekilde. İleride kamyonla tır galiba, otobüsle tır mı ne, kazaya karışmış.
Şimdi geçerken çekmeye çalışacağım. Duruma bir bakalım.